yaşadığım dünya için ben şey diye düşünüyorum. Dünya hepimizin evi. Hepimiz bu evi nasıl daha yaşanılabilir hale getirebiliriz? Bunu düşünüp bununla ilgili uygulamalara girmeliyiz. Mesela ben gördüm ki bu uygulamasını kullanmaktan dolayı çok aşırı mutluyum. Bu According App'te de bunu sürekli paylaşıyorum, bu yayında da tekrar hatırlatmış olayım. Orada size çeşitli görevler veriliyor. Bu anlatmış olduğum konularla alakalı aslında. Oradaki görevleri de tekrar sayalım. Birkaç kere yazdım ama nasıl olsa meditasyonu geciktirdik. Biraz da onları okuyalım. Ve oradan sonrasında devam ederiz. Plastik ambalajları geri dönüşüm kutusuna atmak. Evimizde kullanmış olduğumuz bu standby konumunda bulunan, fişe takılı olan cihazlarımız enerji tüketmeye devam ediyor. Onların fişini çekmek. Tek kullanımlık bardak tercihini azaltmak, yani tercih etmeyin diyor. Plastik kapakları geri dönüşüm için toplamak. Şeyi söyleyeyim, şimdi o plastik kapaklar polipropilenden yapılmış oluyor. Diğer o daha çok içtiğimiz, tükettiğimiz alt kısım, suyun içinde olduğu da polietilenden PET'ten yapılmış oluyor. Polietilen terafitalat. Onların ikisi birbirinden ayrı malzemeler. O yüzden aslında kapakların ayrı, ambalajların, şişelerin ayrı ayrıştırılması önemli olmuş oluyor. Bununla birlikte onu da hatırlamış oldum. Yediğiniz her şeyi hani sizin bitireceğiniz miktarda tabağınıza almak ve o malzemeyi, hani yediğiniz her neyse bunu bitirmek. Bunu mesela hani kendi öğününüzü aldınız ve hepsini bitirdiğiniz zaman 250 gram karbon salınımını önlemiş oluyorsunuz. Ya da 4 bulaşık makinesinin yıkanmasına eşdeğer karbon salınımını azaltmış oluyorsunuz. 3 gün izlenmiş olan televizyon enerjisinin tasarrufunu sağlamış oluyorsunuz. PET şişeyi geri dönüşüme atmak, kağıt materyalleri geri dönüşüme atmak, cam şişeyi geri dönüşüme atmak, metal ambalajları geri dönüşüme atmak. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa asansör, yürüyen merdiven ya da yürüyen bant yerine normal yürüyüşünüzü gerçekleştirmek. Sokak hayvanları için yemek ve su vermek. Bu According App'teki görevler. Bulaşık makinenizi tam dolu olarak ve düşük sıcaklıkta çalıştırmak. Çamaşır makinenizde yine tam dolu olarak ve düşük sıcaklıkta çalıştırmak. Alışverişlerinizde file ya da çanta kullanmak. Ulaşımda daha çok toplu taşımayı tercih etmek. Eski kıyafetlerinizi dönüştürmek. Atıklarda bak şunu söylemeyi unutmuştum. Elektronik atıkları da bizim ayrı ayrı atmamız gerekiyor. Yani işte telefonunuz diyelim tamamen bitti. Artık kullanılamaz hale geldi. Satamadığımızda diyelim. Ben genelde o kadar kullanıyorum da genelde bir şey tamamen sıfırlandığında oluyor. Onu götürüp elektronik atık ayrıştırma yerlerini atmamız. Bu şeylerde bulunuyor, onu söyleyeyim. Hani bu teknomarketler var ya, o teknomarketlerde atıkları, elektronik atıkları orada ayrıştıracak üniteleri bulabiliyorsunuz. Pilleri atık kutusuna atmak. Bunda da şeyi söyleyeyim, az önce söyledim de neyin ne olduğunu, hani miktarı söylemedim. Pili geri dönüşüme attığınız zaman 177 gram karbon salınımına engel olmuş oluyorsunuz. 19 saat bir çalışan buzdolabı enerjisine eşdeğer enerjiyi kullanmış oluyorsunuz. 2 günlük televizyon enerjisini kullanmış oluyorsunuz.
5 günlük laptop çalışmasındaki enerjiye eşdeğer olmuş oluyor. 456 kere cep telefonunu şarj etmiş oluyorsunuz. Kuşlar için yem atıyorsunuz. Geri dönüştürülmüş materyalden üretilmiş ürünleri almak. Az önce ambalaj atıklarını ifade ederken bunu belirtmiştim orada. Mesela hani geri dönüştürülmüş ürünlerde uyku tulumu örneği vardı. Deniz şortu örneği vardı. Bu ürünleri geri dönüştürülmüş olanlardan satın aldığınızda orada da yine enerji tasarrufu yapmış oluyorsunuz. ATM'leri kullandığınız zaman fiş almazsanız orada olan etkiyi de söylemiş olalım. Altı gram karbon salınımını engellemiş oluyorsunuz bir ATM'de işlem yaptınız ve fiş almadığınızda. Bu fiş almamak şey değil ama hani fiş çıktı oradan ben almadım değil. Orada size sorduğunda fiş istiyor musunuz dediğinde hayır dediğiniz zaman yani ATM'den hiç kağıt çıkışı olmaması. Yani bizim kullanmış olduğumuz kağıtların çoğu da ağaçtan kaynaklı oluyor. Yani geri dönüşüm ülkemizde çok iyi olmadığı için kağıtlarımızın hepsini geri dönüşüme kazandırsak onda da büyük bir etkimiz olacak ama çoğunlukla Türkiye'de geri dönüşüm çok iyi değil. O yüzden de ağaç kesilmesine vesile olmuş oluyoruz. Yani işte hani bakın şunu düşünebilirsiniz. Mesela biz kullanmış olduğumuz kağıtları geri dönüşüme vermediğimizde ağaçların kesilmesine de vesile olmuş oluyoruz. Çünkü her halükarda burada bir şekilde kağıt kullanımı oluyor, ambalaj atığı oluyor. Yani şey karton ambalajlar oluyor, işte kitaplar, defterler, dergiler, gazeteler bunların her birinde kağıt kullanımı oluyor. İşte marketlerdeki fişler onlar da çok gereksiz. Onunla ilgili henüz Türkiye'de bir yasal düzenleme yok. Olmasa hani hiç bize fiş vermese bunların hepsi mail olarak bize gelse ne kadar güzel olacak. Bir sürü kağıt atığını önlemiş olacağız ve ağaçların kesilmesini de engellemiş olacağız. Şunu da hatırlatayım. Tuvalet kağıdı kullanıyorsanız onlarda da minimum düzeyde kullanırsanız yine tuvalet kağıtları ve kağıt havlularda da üretim esnasında hani kağıt olduğu için o da selüloz türevi. O yüzden mutlaka ki ağaç kesimi olmuş oluyor. Kızartma yapıyorsanız o kızartma yağını lavabodan dökmek yerine bunu ambalajda biriktirip yine belediyelere bunu ifade ediyorsunuz. Hani belediyelerde burada var Beylikdüzü'nün belediyesinin toplama üniteleri var ama bazı yerlerde olmayabiliyor. Oradan belediye ile iletişime geçip ne yapılabileceği sorulabilir. Burada 1 litre atık yağ ortalama 4 olimpik yüzme havuzu kadar temiz suyu kirletiyor. Bu da 15 kişinin 1 yıllık içme suyunun içilemez hale gelmesi demek. Üstelik atık yağın suya karışması sadece su kirliliğine neden olmuyor. Sudaki oksijeni azaltarak denizlerde yaşayan canlıların yaşamını tehdit ediyor. Maviliklerinde huzur bulduğumuz başka bir dünya olmadığına göre lütfen atık yağları ayır ve suya karışmalarına izin verme. Aa bak burada şey de varmış. Bu bilgiyi okumamıştım ben. Biriktirdiğin atık yağları atık yağ geri dönüşüm kutusuna atabilir ya da 444-2845 nolu atık yağ hattını arayarak ilgili ekiplere ulaştırabilirsin. 1 litrelik atık yağ geri dönüşüme attığımız zaman 215 gram karbon salınımını engellemiş oluyoruz. 36 bulaşık makinesinde 36 yıkamaya eşdeğer enerjiyi korumuş oluyoruz.
230 saat çalışan bir buzdolabının enerjisini korumuş oluyoruz. 32 gün çalışan televizyonun enerjisini korumuş oluyoruz. 28 yıkama yapan çamaşır makina enerjisini korumuş oluyoruz. 6 gün çalışan klima enerjisini korumuş oluyoruz. 64 gün kullanılan laptop enerjisini korumuş oluyoruz. 4 kere çalıştırılan fırın enerjisini korumuş oluyoruz. 5760 kere cep telefonunu şarj etmiş oluyoruz. Ulaşımda bisiklet kullanmak ve doğru deniliyor. Bir de klasik ampuller yerine LED ampul tercih edin. Ha, buradaki de konuyu ben bunu yapın şunu yapın dedim de sayısal verileri okumamıştım. Burada onu söyleyelim. LED ampuller geleneksellere göre 25 kata kadar az 25 kata kadar daha uzun ömürlüdür ve %85'e kadar daha az enerji tüketir. Grönland buzulu İstanbul'a bir yıl yetecek taze su kaynağı kadar buz kaybederken ve 1 metre yükselmesi beklenen deniz seviyesinin artık 6 metre yükselmesi bekleniyorken enerji tasarrufu için günlük yaşamda değiştirdiğin küçük bir alışkanlığın dünyada büyük bir değişim yaratacak. Burada LED ampuller kullanıldığı zaman 629 gram karbon salınımı önleniyor. 8 yıkamaya kadar bulaşık makinesinin enerji tasarrufu sağlanıyor. 9 günlük televizyon enerjisinin tasarrufu sağlanıyor. 67 saat buzdolabı enerjisi sağlanıyor. 8 yıkamalık çamaşır makinesi enerjisine eşdeğer enerjiyi korumuş oluyorsunuz. 1 günlük klima enerjisi kullanılıyor. 18 günlük laptop enerjisini korumuş oluyorsunuz. 1680 kere cep telefonunu şarj etmeye vesile olmuş oluyorsunuz. Evet, According App'teki bütün görevleri de okudum. Eğer kullanmak isterseniz burada linki bırakırım, uygulama linkini açıklamalar kısmına. Tabii bir de benim davet kodumu kullanırsanız o uygulamayı indirirken o zaman bana puan kazandırıyorsunuz. Ben de o puanlarla tohum topu bağış yapıyorum. Ve tohum topu bağışlar yaptığımda çok mutlu oluyorum.